Minecraft dokularına yeni efektler, yansımalar ve gölgeler ekleyen muhteşem bir mod. Ağaçların yapraklarının, çimenlerin ve otların rüzgara sarmışçesine sallanmasını sağlar. Güneş ışıklarını muazzam bir şekilde dünyanıza yansıtır. Modu kullanmak isteyenlerin mutlaka iyi bir veya ekran kartına sahip olmaları gerekiyor. Mod Karyonix tarafından güncellenmiştir. Bu mod Shaders mod gibi dokuları destekler. Performans için birçok seçenek ekler. Bu modu kullandığınızda FPS'iniz iki katına fırlayabilir. Minecraft'taki oyuncuların sırtlarındaki pelerinler de Optifine moduna aittir. Yapımcısı SP614X isimli Minecraft forum kullanıcısıdır. Bu mod kısaca hangi eşyanın nasıl yapıldığını gösterir. Aynı zamanda envanter ekranının sağ tarafına büyük bir menü ekler. Bu menüde oyunun içinde bulunan sahip olduğunuz veya olmadığınız tüm eşyaları görebilirsiniz. Menüdeki sayfaları çevirerek veya küçük arama kutusuna yazarak istediğiniz eşyayı bulabilirsiniz ve nasıl yapıldığına bakabilirsiniz. Yine Minecraft forumundan çıkın altre bonus adlı kullanıcıya ait bir mod. Bu modu kullandığınızda genellikle ekranın sağ üst tarafına minik bir harita eklenir. Bu harita bulunduğunuz dünyanın haritasıdır. Minimap modu birçok kişi tarafından yapılmış, oluşturulmuş ve güncellenmiştir. Her biri birbiriyle farklılık gösterebilir. Yani kiminin kontrolleri kimisinden farklı olabilir. Bazı minimap modlarında haritanın konumunu sağ üst, sol alt, sol üst, sağ alt şeklinde istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Bazılarında ise bu özellik yoktur. Fakat o modda da haritanın boyutunu ayarlayabilirsiniz. Velhasıl kelam minimap modları birbirinden fazladır ve günümüze kadar birçok kişi tarafından değişik şekillerde yapılmıştır. Örnek vermek gerekirse Race Minimap Mod, Map Writer Mod ve Serious Minimap Mod. Bu mod araç gereçlerle ilgi ve alakalı bir moddur. Kılıç, kazma gibi. Çok geniş bir yelpazesi vardır. Farklı maden malzemelerinden farklı eşyalar yapmak, daha sonra o farklı madenleri kullanarak kalıplar oluşturmak ve eşyaları modifiye etmek. Tekniksel modların en çok indirilen ve tercih edilen modu budur. Yapımcısı ise M.Dio'dur. Bu mod Minecraft'taki baktığınız tüm blokların ismini, cismini, ne olduğunu, hangi moda ait olduğunu, neyde kullanıldığını gösterir. Ha bir de unutmadan Vayla mod geçtiğimiz günlerde Not Enough Items modunun içine eklenti olarak da eklenmiştir. Fakat yine de bir sıkıntı yaşama ve tüm blokları görmesini desteklemesini sağlamak için ayrı olarak kullanmakta fayda var. Yapımcısı Prof Mobius. Büyü modlarının en çok tercih edilen modudur. Mod birçok kez güncellenmiştir. Enerji mantığını kullanır ve büyücülükle ilgilidir. İçinde uçan ve kaçan büyülü küçük yaratıklara kadar her şeyi bulunduran ilginç bir moddur. Azanor tarafından yapılmıştır. Oyun içerisindeki canlı olarak gözüken her nesne ve yaratığa dönüşmemizi sağlayan bir mod. Mob'lara dönüşebilmek için onları öldürüp ruhlarını içimize almamız gerekiyor. Tabii ki oyunun içindeki oyuncular da bu algoritmaya dahil. Mod oyuna sonradan modlarla, eklentilerle eklenen mobları da kapsam altına alıyor. Yapımcısı Aychan Super Superhero Unlimited modu ile ne kadar kıyaslanırsa kıyaslansın, fikir ayrılıkları yüzünden kıyaslamadan mağlup çıksa bile verilere göre bu mod en çok kullanılan süper kahraman modudur. Mod, tahmin edebileceğiniz gibi süper kahraman kostümleriyle ve silahlarıyla alakalı. Kalitesine göre ayrılmış o paketlerde bize süper kahraman kostümleriyle silahlarını veriyor. Veya elimizde bir katalog var ve bu katalogdan puan karşılığında alışveriş yaparak süper kahraman silahları ile kostümlerini alabiliyoruz. O puanları ise yine saldırgan mobları öldürerek elde edebiliyoruz. Başta Sözünü ettiğim Super Horizon Limited modunda ise kostümlerle silahları elimizle craft ediyoruz. Dark Knight 09'a ait bir moddur. Envanterimizi ve chestlerimizi düzenlememizi sağlayan çok yararlı bir mod. Mod paketlerinin çoğunda mutlaka bulunur. Chesti açtığımızda her şey birbirine girmiş bir şekilde ise birden fazla olan profil tuşlarını kullanarak tüm eşyaları tek tıkla düzenleyebilirsiniz. Aynı şey envanteriniz için de geçerli. Envanterinizde profil tuşlarını bulamazsanız mouse'unuzun orta tuşuna basarak profiller arası geçiş yapabilirsiniz. Sadece düzenlemekle kalmayıp tek tıkla boşaltma ve doldurma işlemleri de yapabilirsiniz.